Osmanlı askerleri için. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Burada konuşma yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi. Denizli 24 Haziran'da %50 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na oyunu verdi ve Cumhur İttifakı'nı Denizli'de bir numara yaptı. Biz Denizli'nin potansiyelinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Biz Denizli'yi çok daha yukarılarda, zirvelerde görmek istiyoruz. Denizli'nin oy oranlarıyla, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek oranlarıyla tüm Türkiye'ye örnek olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Denizli'ye zirve yakışır. Çünkü Denizli'ye birincilik yakışır. Yetmedi. Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Zillet ittifakı var. İllet ittifakı var. Peki bunun içinde kimler var? CHP. PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP. Bunun yanında söylemek istemem ama adı İyi Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Kardeşlerim, şimdi dikkat ediyorum. Ankara'da çok enteresandır. Zillet İttifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok. HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Denizli'deki mitingin ardından Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katılan Başkan Erdoğan vatandaşlara hitap etti. Sevgili Manisalılar, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Denizli'den geliyorum. Denizli'den de on binlerin sizlere selamını getirdim. Şifa şehri Manisa'yı selamlıyorum. Saruhanoğlu'nun emaneti Manisa'yı selamlıyorum. Osmanlı'nın görkemli sancağı Manisa'yı selamlıyorum. Şehri Şehzade Manisa'yı selamlıyorum. Dünya siyasetinde bir fetih akademisi olarak kendine yer edinen Manisa'yı selamlıyorum. Efsaneler diyarı, Spil Dağı'nın şehri Manisa'yı selamlıyorum. İrem bağlarına benzetilen ovaların, huyu güzel insanların şehri Manisa'yı selamlıyorum. İstiklal Harbimizin kahraman şehri Manisa'yı selamlıyorum. Yenilen düşmanın kaçarken yakıp yıktığı bu şehri yeniden ayağa kaldıran Manisa'nın çalışkan insanlarını selamlıyorum. Türkiye'nin tarım, sanayi, ticaret şehri Manisa'yı selamlıyorum. Buradan Manisa'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Ahmetli, Akhisar'ı, Alaşehir'i, Demirci'yi, Göl Marmara'yı, Gördes'i, Kırkağaç'ı, Köprübaşı'nı, Kula'yı selamlıyorum. Salihli'yi, Sarıgöl'ü, Saruhanlı'yı, Selendi'yi, Soma'yı, Şehzadeleri, Turgutlu'yu, Yunus Emre'yi selamlıyorum. Efeler, Zeybekler, Yiğitler Diyarı Manisa'yı selamlıyorum. Bugün burada Manisalı kardeşlerimle bir araya gelmekten, sizlerle hasret gidermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Manisa, Evliya Çelebi'nin ifadesiyle müzeyyen bir şehirdir.